Herkese merhaba, ismim Sercan Güzel. Bugün sizlere İntegral Grubun geliştirmiş olduğu Creo Utilities'den bahsedeceğim. Öncelikle İntegral Grup'tan kısaca bir bahsedeyim. İntegral Grup, merkezi İspanya'da bulunan Portekiz, Brezilya ve Türkiye'de ofisleri bulunan bir grup holding şirketi diyebiliriz. 2016 yılından itibaren de informatik olarak bizler İntegral grubun bünyesinde yer almaya başladık ve bu birlikteliğin de bize teknoloji anlamında ciddi faydaları bulunmakta. Bugün İntegral Soft bünyesinde yer alan Creo Utilities çözümünden bahsedeceğim. Creo Utilities'in içinde bulunduğu Creo Apps çözümleri gibi otomatik ticari teklif oluşturmanıza imkan sağlayan Sales Configurator, servis, zaman ve maliyetini azaltmaya olanak tanıyan yedek parça portalı Spare Portal, güncel ürünlerinizin yapısını ve ilişkili belgelerini görüntüleyebileceğiniz Weaver ve PLM ile ERP gibi farklı bilgi sistemleri ile koordinasyonu sağlayan Connect çözümleri Integral Soft bünyesinde yer almaktadır. Creo Utilities, Creo ile entegre olarak çalışan ve PTC Creo kullanan tasarım ve mühendislik ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştıran projelerinde harcanan zamanı verimli ve kontrollü kullanabilecekleri bir dizi uygulamayı beraberinde getiren bir platform olarak yer almaktadır. Bu araçların içerisinde Assembly Menü, Export Step, Export Step Single File, Import Menü, Max Themes, Rename ve Replace by Copy araçları yer almaktadır. Assemble menü ile beraber Creo ortamına tek seferde birden fazla komponenti getirebilirsiniz. Burada özellikle Creo'nun bize sunduğu iki farklı montaj yerleşim seçeneği mevcut. Biri otomatik, diğeri default. Otomatik ile beraber parçanızı uygun bir konuma getirerek bizler sonrasında montaj referanslarını tanımlayabiliriz. Default ile beraber de zaten Creo standardında bildiğimiz üzere korna sistemlerini birbirine eşleştirerek montajda yerini alır parça. Bu uygulama içerisinde Winchill'le uyumluluk söz konusu değildir. Ve bunu birazdan uygulamalı olarak da Creo'da görüyor olacağız. Şimdi ise montaj ortamı içerisinde Assemble Menü ile beraber elimizde bulunan 57 adet parça üzerinden ne kadar süre içerisinde montaj ortamına parçalarınızı tek hamlede çağırabiliyoruz. Bunu göreceğiz. Bir de bunu doğrudan teker teker montaja çağırma sürecinde ne kadar bir fark gözlemleniyor? Buradaki fayda nedir? Bunu da görüyor olacağız. İlk buradaki çalışmamızı Assembly menü üzerinden gerçekleştiriyoruz. Burada tabii ki montaj referanslarını kendimiz vereceğimiz için otomatikte bunu getireceğimizi söyleyerek buradaki bütün parçalarımızı karşımıza getireceğimizi söylüyoruz. Ve Open'a bastığımız andan itibaren süreyi tutarak sonrasında karşılaştırmalı farklarını da görüyor olacağız. Şimdi ise Creo'nun bizlere sunduğu standart montajlama aracı ile ISF'in Assemble Menü aracını karşılaştırıyoruz. Gördüğünüz üzere 7 saniye içerisinde Assemble Menü işlemini tamamlamış bulunmakta. Bakalım Creo'nun standart montajlama aracıyla ne kadar süre içerisinde bu işi yapabiliyoruz. Evet, şimdi gördüğünüz üzere yaklaşık 3 dakika 41 saniye, totalde 221 saniye gibi bir süreye tekabül ediyor. Değerlendirmelerimizi bir sonraki sunumda görüyor olacağız. Peki, Assemble Menü ile firmamıza nasıl bir fayda sağlayabiliriz? Assemble Menü ile Creo parametrik montaj ortamına hızlı bir şekilde montajlayacağımız parçaları çağırarak zamandan ciddi bir noktada tasarruf edebiliriz. Koordinat sistemine uygun bir pozisyonda konumladığımız parçaları da montajlayarak ürünümüzün pazar çıkış sürecini hızlandırabiliyoruz. Örnek uygulamadaki çalışma sürelerini de aşağıda görebiliriz. Assemble menü ile baktığımızda 7 saniye gibi ciddi bir sürede biz bu işlemi gerçekleştirebilirken hem de korna sistemine uygun bir pozisyona modelimizi getirebilirken Assemble with Creo Default'a baktığımızda hem modelde
rastgele bir noktaya yerleştiriyor modelimizi. Hem de 3 dakika 45 saniye gibi bir süre içerisinde biz bu montaj parçalarını getirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Aradaki sürece de baktığımızda ciddi bir süre olduğunu anlayabiliriz. Şimdi ise export step komutuna bakalım. Export step komutu montaj içerisindeki tüm parçaları tek adımda step formatına ayrı ayrı export edilmesini gerçekleştiriyor. Tabii ki parçalar montajdaki seçilen ortak koordinat sistemine göre bulundukları pozisyona konulanıyor. Ve özellikle Winchill'den Creo'ya datalarınızı aktardıktan sonrasında dışarıda export step aracıyla step çıktığınızı alabilirsiniz. Şimdi ise uygulamalı bir şekilde inceleyelim. Şimdi export step uygulaması için bir örnek model oluşturduk. Bu örnek modelimiz üzerinden gelip burada bir step alma işlemi gerçekleştireceğiz. Ama step alma işlemini gerçekleştirirken her birini koordinat sistemine göre pozisyonlanmış şekilde ayrı ayrı parçalar oluşturuyor. Burada export step butonuna bastığım andan itibaren çalışma klasörümün bulunduğu yerde alt klasör olarak step klasörü açabilir. Burada da istediğim bir koordinat sistemine göre parçalarımı pozisyonlayarak step dosyasını oluşturabilirim. Okey dediğim andan itibaren her bir parçayı burada arka planda hesaplayarak doğrudan klasörün içerisine oluşturmuş oldu. Gelip bir de bir tane parça üzerinden kontrol edelim herhangi bir problem var mı diye. Burada parçamızı açıyoruz. Herhangi bir tane parça açmamız yeterli. İlgili parçamızı açtığımız andan itibaren içeri import işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada export ayarlarını alırken de sizin kendi özelleştirdiğiniz ayarları dahil edebilir. Burada da gördüğünüz üzere modelin kendi üzerinde bulunan renkleriyle beraber getirmesini sağlayabilirsiniz. Modelde de bir hatayla karşılaşmadığımız üzere modelimizin doğru bir şekilde çıktısının bizlere sunulduğunu görebiliyoruz. Şimdi ise export step single file komutundan bahsedelim. Export step komutundan farklı olarak montajdaki tüm komponentleri montaj ismindeki bir yapının içerisine yerleştirerek step formatında export ederiz. Yani ortada bir montaj ismiyle beraber içerisinde parça yer alır ve tek bir dosya şeklinde çıktısı olur. Tabii ki Winchill'den Creo datası olarak içeri aktardığınız andan itibaren dilerseniz dışarıda step dosyası olarak alabilirsiniz. Bunu da bir uygulama olarak Creo'da görelim. Şimdi karşımıza gelen örneğimiz üzerinden bir step dosyası alacağız. Hemen ISF Tools başlığı içerisinde bulunan Export Step Single File butonuna tıklıyorum. Burada bizler gelip klasörün adresini belirtebiliyoruz. Working Directory'niz belirli ise alt bir klasör olarak step klasörü açabilirsiniz. Koordinat sisteminde istediğiniz yerden belirtebiliyorsunuz. Biz burada tabii ki modelin koordinat sistemini belirterek sonrasında OK diyoruz ve klasörün içerisine tek dosya olacak şekilde step dosyasını oluşturduğunu altta mesajda görüyoruz. Dosyamızı kapatıp doğru bir şekilde gelip gelmediğini de kontrol etmek istiyoruz. Bunun için de gelip çalışma klasörümüzün içerisindeki step klasörü içerisinde yer alan step dosyasını içeri import ediyoruz. Burada tabii ki import ayarlarımızı da doğru belirlememiz önem arz ediyor. Okey dediğim andan itibaren işleme başlıyor. Şimdi modelimiz karşımıza açıldı. Gördüğünüz üzere modelimizi şöyle bir çevirdiğimizde renkleriyle herhangi bir hata ile karşı karşıya kalmadan modelimizin içeriği import edildiğini görüntüleyebiliyoruz. Import menü aracı farklı formatlardaki birden fazla CAD datasının Creo'ya import işlemini tek seferde gerçekleştirir ve sizlerin kendi standart ayarlarını import amacıyla kullanır. Bunun içerisinde IJS, Step gibi CAD part ve Solid part gibi datalarında içeriği tek seferde import işlemi burada gerçekleştirilebilir. Şimdi ise Creo Apps araçlarının Creo ile nasıl entegre çalıştığını da göreceğiz.
Öncesinde mutlaka ki çalışma klasörünüzü, working directory'mizi belirlememiz gerekiyor. Sonrasında bu entegre olan araçların kullanılabilmesi için de sisteme tanıtılması sonrasında mutlaka ki ribbon menüsünde başlık açarak içerisine bu araçların yerleştirilmesi gerekiyor. Ekrandaki ribbon menümüzdeki başlığımıza tıklıyoruz. Burada import mini aracımızı görüyoruz. Çalışma klasörümüz burada karşımıza geldiği için burada özellikle bütün dokümanları görmek istiyorum. Bu dokümanların içerisinde bakın arcis datası, step datası ve cat part dataları gibi datalar ben burada görebiliyorum. Burada sırasıyla bütün dataları buraya çağırabileceğimi söyleyebiliyorum. Burada istemediklerimi tabii ki buradan kaldırabilirim. Mutlaka ki burada ekstradan bir data olmadığına dikkat etmem gerekiyor. Sizlerin de bildiği üzere Creo 18 datayı arka planda açabiliyor. 1.19'uncuya yer vermiyor haliyle. Bu nedenle 18 farklı datanın import menü ile ne kadar sürede açıldığını göreceğiz. Bir de Creo'da standart olarak çağırdığımızda ne kadar süre içerisinde biz bu dataları açabiliyoruz. Aradaki süreyi karşılaştıracağız. Şimdi ise Open'a tıklıyorum. Şimdi arka planda import menünün çalışmaya başladığını görebiliyoruz. Import menü birazdan dataları içeri aktarmaya başlayacak. Ve sizlere de anlattığımız üzere özellikle Creo'da kendi import ayarlarınızı getirdiğiniz süre içerisinde kendi import ayarlarınızla beraber bu modelleri açabiliyor olacaksınız. Özellikle farklı sektörlerde kullanılan farklı modeller üzerinden bu çalışmamızı gerçekleştiriyoruz. Evet, şu an baktığımızda Cray Apps ile beraber 5 dakika 51 saniye içerisinde hızlı bir şekilde açtığımızı görebiliyoruz modelleri. Standart metotla şu an 10 dakikayı geçti. Yaklaşık 2 katı gibi bir süre karşınıza geliyor. Evet, şu an itibariyle sürelerimiz belirlendi. Bir sonraki slaytımızda süremizi her iki farklı durumda yani Creo Apps ile açıldığında bir de standart Creo metoduyla açıldığındaki süreleri görebiliyor olacağız. Peki import menünün firmamıza nasıl bir faydası var? Import menü ile firmanızda tanımlamış olduğunuz standart ayarlarla çalışabilirsiniz ve tedarikçilerinizden gelen harici format datalarının doğru bir şekilde Creo'nuzda açılmasını sağlayabilirsiniz. Import menü ile modellerinizin açılma süresini yarı yarıya düşürebilir ve ürünlerinizin pazar çıkış sürecini de hızlandırabilirsiniz. Tabi az önceki gerçekleştirmiş olduğunuz uygulama süreleri yer almaktadır. Biz bu uygulamayı da 18 model için gerçekleştirdik. Modelden modele göre değişkenlik sağlayabilir. Import with Creo Apps ile yani Creo Apps ile biz içeri import ettiğimizde 5 dakika 52 saniye gibi bir süre içerisinde bu modellerin açıldığını gördük. Ama standart Creo metoduyla biz bunu açmaya kalktığımızda 12 dakika 34 saniye içerisinde bu modellerin açıldığını görüntüledik ve gördüğümüz üzere de açılma sürelerimiz yarı yarıya düşmüş bulunmakta. Burada ise MaxThings komutunu inceleyeceğiz. MaxThings komutu parçanın 3 boyuttaki maksimum ölçülerini hesaplamayı bizlere sağlıyor. Hem bunu parametre bazlı olarak karşımıza getiriyor hem de karşımıza 3 boyutlu ölçü olarak da getirebiliyor. Biz bu bilgileri teknik resim içerisinde de kullanabiliyoruz. Şu an için montajda boyut ölçümü sonraki sürümlerden ekleneceği bilgisi bizlerle paylaşıldı. Ek olarak da bizler Winch ile uyumlu bir şekilde bu komutu Creo'da kullanabiliyoruz. Şimdi ise uygulamalı bir şekilde inceleyelim. Şimdi ise MaxThings komutunu uygulamalı olarak görelim. Öncelikle gelip bir teknik resmimizi açalım. Hazır bir teknik resmimiz var. Buna da ait ilgili modeli açalım. Şimdi MaxThings komutunu anlatmadan öncesinde
Bu komutları yani ISF komutlarını mini toolbar içerisinde de customize ile ekleyebiliyorsunuz. Doğrudan toolkit seçeneğini seçerseniz eğer burada komutu arattığınızda komutu içeri sürükleme vasıtasıyla beraber kullanabileceğinizi söyleyebiliriz. Şimdi Maximize komutuna tıkladığımız andan itibaren X, Y, Z'deki dıştan dışa bütün ölçüleri karşımıza 3 boyutlu olarak getiriyor. Ek olarak da bunu parametre bazında da görüntüleyelim. Parameters kısmına baktığımızda aşağılara kaydırdığımızda bakın burada X, Y, Z'deki ölçüleri görebiliyoruz. Bir de bunu X, Y, Z'yi yan yana olacak şekilde de string ölçü olarak karşımıza getiriyor. OK dediğimiz andan itibaren teknik resme gidelim. Teknik resimde daha önce hazırlamış olduğumuz bir tabloyu buraya getirelim. Table bölümü içerisinde table file ile bizler çalışma klasörümüzde yer alan overall dimensions klasörünü overall dimensions tablosunu doğrudan buraya getirmiş oluyoruz. Burada da x, y, z ölçülerini doğrudan karşımıza getirmiş oluyor. Switch sembolüne tıklarsak eğer şöyle. Switch dimensions'a tıklarsak dim max x, dim max y ve dim max z parametrelerin burada nasıl karşımıza geldiğinde böylece görebiliyoruz. Switch Dimensions'a tıklayarak ölçülerimizi tekrardan güncel bir şekilde karşımıza getirmiş olduk. Şimdi bahsedeceğimiz komut ise rename komutu olacak. Rename komutu ile beraber montaj içerisindeki herhangi bir parçanın veya alt montajın direkt olarak model ağacından rename yani isim değişikliğinin yapılmasını sağlar. Modelin tabii ki yeni bir pencerede açılma gereksinimini ortadan kaldırır. Winchill ile uyumlu değildir çünkü Winchill'de kendi bir rename aracı mevcuttur. Ama rename'de bizim için en önemli olan kritik nokta rename the model with the same name. Bunu da uygulama içerisinde görüyor olacağız. Şimdi ise uygulamamızda montaj içerisindeki bir parçanın ismini değiştireceğiz. Bu parçayı öncelikle model ağacından aratıyorum. Parçayı burada bulduktan sonrasında burada isminin değişikliğini doğrudan rename aracıyla gerçekleştireceğiz. Ama burada şöyle bir noktadan da bahsetmek isterim. Bu parçanın kendine ait de bir teknik resim var. Bu teknik resmi direkt klasörün içerisinden açabiliriz. Burada engine block diye aratırsak eğer. Teknik resmin karşımıza geldiğini söyleyebiliyoruz. Şimdi Creo'da bildiğimiz üzere bizi limitleyen bir konu var. Yani biz parça ve teknik resmin aynı anda açılmasını bekliyoruz. Veya montaj resmi var ise yine montajla beraber açık olmasını bekliyoruz ki birbiriyle eşleşebilsinler. Ama burada özellikle ISF tarafında bize fayda sağladığı en önemli noktada ben buradaki parçanın ismini değiştirmeye kalktığımda eğer çalışma klasöründe belli ise ben doğrudan Rename the model with the same name seçeneğini aktif ederek arka tarafta ismini değiştirerek modelle birebir ilişkili çalışacak şekilde bir yapıyı karşıma getirebiliyorum. Mesela burada ismini verelim. İsmini verdiğimiz andan itibaren arka planda açık olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor modelin. Yani teknik resmi. OK dediğimiz andan itibaren arka tarafta teknik resmi açtı. Bir kere kapadı. Bu esnada klasörde de bu isimli parçaya kaydetti. Ben burada arama yapmaya kalktığımda hatta şöyle motor diye yazarsak hem teknik resmini görürüm hem parçanın kendisini görürüm. Teknik resmi açmaya kalktığımda da herhangi bir bozulma olmadığını da bu şekilde görebiliyorum. ISF'de aslında buradaki limitasyonu ortadan kaldırıyor. Aynı mantıkla mesela bir alt montaj resmiyle beraber alt montaj ismini değiştirelim. Şöyle tekrardan modelimizi geri getirelim. Burada 14 adı altında belirtilen bir aslında starter alt montajımız var. Bunun da ismini değiştirelim. Bunda kendine ait bir teknik resmi var mı bir kontrol edelim. Bakın burada teknik resmi olduğunu görebiliyoruz. Teknik resmi kapatıyorum. Bellekten de bunu siliyorum. Ben bu montajı seçerek rename diyorum. Bunun adını da starter ismini vererek rename the model with the same name diyerek tekrardan teknik resmi açıp kapandıktan sonrasında parçanın kaydedildiğini görüyorum. Ek olarak da
Burada starter diye yazdığında bakın teknik resimde karşıma geliyor ve bu şekilde hiçbir bozulma olmadan, hiçbir ilişkiyi bozmadan benim karşıma bu modeli oluşturmuş oluyor. Şimdi bahsedeceğimiz komut ise replace by copy. Replace by copy ile beraber montaj içerisinde yer alan bir alt montaj veya bir parçanın kopyasını oluşturabiliriz. Bu kopya modelde herhangi bir şekilde ilişkileri bozulmadan montaj içerisinde eskisiyle yer değiştiririz. Burada bizim işimizi kolaylaştıran en önemli etken isim ve açıklama bilgisini değiştirebiliyor olmamız ve Winchi kullanan kullanıcılarla da beraber uyumlu bir şekilde çalışabilmeyi de Replace by Copy bizlere sağlıyor. Bunu da uygulamalı olarak da inceleyelim. Şimdi ise uygulamalı olarak Office standartlisi üzerinden Replace by Copy komutunu gerçekleştirelim. Öncelikle burada bir kol DNA parçamız var Armrest adı altında. Bu parçamızın montaj ilişkilerine bakıyoruz. Montaj ilişkilerinin burada tanımlı olduğunu görebiliyoruz. Şimdi ise parçamızı model ağacından seçtikten sonrasında Replace by Copy ile beraber bizler isim değişikliği ve açıklama bilgisini burada giriyor olacağız. Burada parça ismini giriyorum. Açıklama bilgisinde karşıma geçiyor. Okey dediğim andan itibaren hemen parça isminin değiştiğini görebiliyorum. Montaj ilişkilerine baktığımda montaj ilişkilerinin de korunduğunu görebiliyorum. Burada özellikle bizlere sunulan en önemli kolaylık bizler tek bir pencere üzerinden hızlı bir şekilde değişimi sağlayabiliyoruz ve özellikle Clio içerisinde çalışma klasörünüz tanımlı ise sizler klasörün içerisinde montaj içerisinde değiştirdiğiniz parçanın ismini de klasörde kaydedilmiş olarak görebiliyorsunuz. Böylece herhangi bir şekilde kaydetme sorunuyla karşı karşıya kalmadan arka planda kaydedildiğini görebiliyoruz. Şimdi ise bir alt montaj üzerinden bu işlemi gerçekleştirelim. Gelip burada piston parçasını ilişkilerini görelim. İlişkilerinin burada tanımlı olduğunu görebiliyoruz. Okey dediğimiz andan itibaren gelip alt montajımızı Replace by Copy ile beraber burada ismini değiştireceğim. İsmini verdim. Sonrasında açıklama bilgisini girdikten sonrasında tekrardan okey diyorum. Ve sonrasında ilişkilerin burada tanımlı olup olmadığını görmeye çalışıyorum. İlişkilerini burada kopmadığını görebiliyoruz. Aynı şekilde klasöre gittiğimizde de burada piston isminde yeni bir alt montaj ismini karşımıza geldiğinde görebiliyoruz. Böylece datamızı arka planda da kaydetmiş de oluyor. Replace by copy. Bizleri dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Özellikle bu videolarımızı YouTube sayfamız olan Informatik Innovation adlı kanalımızdan takip ederek bizleri inceleyebilirsiniz. Ek olarak güncel gelişmelerden ve gerçekleştireceğimiz etkinliklerden de LinkedIn sayfamız olan Informatik Innovation Bilişim AŞ sayfasından takip edebilirsiniz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.